Teşekkürler. Rica ederiz. Güle güle kullan. Okuldaki öğretmenin anne merhaba çocuğu be. Söyledi bir şey. Hoş geldiniz. Bizdeki eğitim öğrencileri şöyle, 3 ay sonra biz velileri içeriye dahil ediyoruz. Ve birebir onların dinlemelerini, izlemelerini istiyoruz ki. Hoşçakalın. Öğretmen. Teşekkür ederim. Eğlenceler. Rica ederim. İyi eğlenceler diliyoruz sana. Teşekkür ederim. Tamam. Evet, bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bu vesileyle Konya'mızda engellerin kaldırıldığı, engelsiz yaşamın sağlandığı özel iki mekanımızı ziyaret ettik. Bu örneklerin ülkemizde çoğalmasını ve bütün çocuklarımızın ihtiyaçlarına göre sayıların artmasını temenni ediyoruz. Bu noktada sosyal sorumluluk projeleri olarak belediyelerimizin bu tip hizmetlerinin örneklerin artırılması için Konya'ya davet ederek bu merkezleri incelemelerini ve yeni alanların oluşturulmasında da görevlerini yerine getirilmeleri için de bugünün özel bir gün olduğunu ve fırsat olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bizim için aslında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü değil, Dünya Engelsizler Günü olarak adlandırılmalı diye düşünüyorum. Çünkü artık Türkiye'de özel insanlarımıza, özel çocuklarımıza farklı bir yaklaşım, farklı bir bakış açısı var. Bu çocuklarımızın engellerinin kaldırıldığı ve engelsiz yaşamın sağlandığı yeni bir Türkiye var, yeni bir bakış açısı var. Aslında bütün sosyal politikalar içerisinde yaptığımız her şeyde temel hedefimiz insana hizmet etmek. Burada insanı ayırt etmiyoruz. Engeli var mı yok mu hiç bakmaksızın hedefimiz insanlara hizmet etmek. Bazı insanlarımızın özel durumlarından dolayı onlara farklı hizmetleri sunmak durumundayız. İşte AK Parti iktidarıyla birlikte yapmaya çalıştığımız şey bu aslında. Ayırt etmeksizin bütün halkımıza, vatandaşlarımıza kendi özelliklerine ve farklılıklarına göre hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Bizim özellikle bu özel çocuklara ve özel insanlara sahip olan anne ve babalara, ailelere, büyüklere şu mesajı vermemiz gerekiyor. Lütfen kendi içinize kapanmayın. Sizler için yapılan pek çok destek var, imkan var. Bunların hepsinden faydalanabilmek için kurumlarımızla iletişime geçin ve bir çaba sarf edin ki bu çocuklarımızı toplumumuza kazandıralım.